Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Vodafone'un yepyeni modeli Vodafone Smart Ultra 6 modeli kutu açılımı ve incelemesinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii telefonun şöyle bir karton görüntüsü o kadar kaba bir görüntü varmış gibi hissi veriyor ama arkasına baktığımızda telefonun full HD ekran, 2 GB RAM, 4G destekli, 150 megabite kadar veri aktarımızı bulunmakta. Bataryasında 3000 amper, 5,5 inç ekrana göre 3000 amper ortalama olduğunu görüyoruz. Double auto diyor. Arka kamerasının 13, ön kamerasının 5 megapiksel olduğunu görüyoruz. 16 GB dahili hafızası var. 128 GB'a kadar hafıza kartı takıp artırabiliyoruz. 1,5 GHz, 8 çekirdekli ve Android'in 5.0 Lollipop güncellemesi ile telefonun kullanıcılarına gelmesi gerçekten çok hoş. Lollipop güncellemesi artık eski versiyonları kullanıcılar da kabul etmiyor. 5,5 inçlik ekranı zaten söylemiştik. Telefonun kutu içeriğine baktığımızda 5,5 inçlik bir ekran telefonu gördüğümüzde adeta telefon bizim aklımıza ilk gelen iPhone 6 Plus modeli hemen aklımıza geliyor. Zaten burada da diğer söylemiş olduğumuz özellikler ön planda. Tabii telefonun 4G destekli olması 2016 yılları ilerleyen dönemlerinde 4G şebekesi biliyoruz artık 3G çekimleri var ama 4G çekimlerinden daha hızlı performans göreceğiz. Telefonun hafıza kartı takılması 128 GB'a kadar hafıza kartının artılması gerçekten çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Hafıza kartı olarak artırması çoğu telefonda yani bunu bulamıyoruz. Burada bir kullanım kılavuzu bulunmakta. Ayrıca bir iğnemiz var. iPhone iğnesine benzetmişler. Ona bakalım ekstradan. İğnemiz bu şekilde. Şöyle telefonun. Zaten buradan baktığımızda hafıza kartı girişi. Nasıl bir metotla girildiği gerçekten gözüküyor. Çünkü bunu ters takıp zorlayanlar çok oluyor. Bunu biz her telefon tanıtımımızda özellikle belirtmemize rağmen halen sorun yaşayanlar oluyor. Bunu da ekstradan belirteyim. Diğer kısma baktığımızda SIM kartının Nano yani Samsung A serisi, E serisi, iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus Nano SIM kart. Bu da aynı şekilde Nano SIM kart kullanılıyor. Şöyle şu iğnemizi bırakalım. Gerçekten buna çok dikkat edin. Bazıları SIM kartı kendileri kesmeye çalışıyor. Buna çok dikkat edin. Çünkü bu SIM kart mesela yeni bir akıllı cep telefonuna geçtiğinizde eski SIM kartınızın kesilmesi gerekiyorsa sizin yapmanız gereken telefona yeni SIM kart. Mikro da olabilir, normal Nano SIM kart da olabilir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Telefonun power tuşunu burada gördüğümüz gibi bir power tuşumuz var. Onun üst tarafında ses açma ve kapama tuşumuz bulunmakta. Kulaklık girişine baktığımızda 3,5 mm jack girişi var. Standart zaten bu. Şu arka görüntü biraz kalite oranından baktığımızda şurada bir Vodafone'un ambleminin olması biliyoruz iPhone modellerinde arkada böyle bir elma amblemi iPhone'un gerçekten prestijine kat kat artırıyor. Vodafone aynı şekilde Turkcell T50 modellerinde de aynı şekilde Turkcell'in hologramı bulunmakta. O kadar da abartıya kaçmamışlar. Boyutu gözü yormayacak şekilde planlanmış bu. Gerçekten uzman mühendisler tarafından tasarlanmış. Altta baktığımızda 4G. Telefonun 4G destekli olduğu gözüken bir hologramımız var. Kamerasına baktığımızda kameranın hemen sol tarafında bir flash destekleyicimiz var. Bu da aslında bakıldığında 13 megapiksel bir kamera. Performans nasıl? Onu ilerleyen dönem videolarımızda göstereceğiz. Şarj soket girişine baktığımızda şarj soket girişinin mikro SIM kart olduğunu görüyoruz. Samsung HTC BlackBerry modelleri biliyorsunuz hep bu şekilde şarj soketleri. Nano. Yani çoğunlukla şarj soket bozulması biliyorsunuz. ZT firması, özellikle GSM firması, telefon firması üreticileri telefon üretirken yapılan telefonlarda sorunların başında şarj soketlerinde sıkıntı. Emin olun şu an dünya genelinde GSM firmalarının piyasaya faturaya ek olarak kendi konsept adısına üretmiş olduğu telefonların çoğunda şarj soketlerinde sıkıntı oluşuyor. Bunu ekstradan size belirteyim ama bu şarj soketlerinde sıkıntının en büyük sorunu şarjın hızlı bitmesi ve telefonun sürekli şarja takılması sok çıkar. Burada tabii ki kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. Telefonu 2 yıl örnek veriyorum normal Nano
veyahut da mikro şarj soket genişliği düzenli kullananla normal böyle daha hızlı seri kullanan arasında dağlar kadar fark var. Bunu da ekstradan belirtmek istiyorum. Kutu içine baktığımızda telefonun bir USB kablomuz bulunmakta. Bu USB kabloyu hem şarj aktarım başlığına takıp kullanabiliyorsunuz hem de bilgisayardan USB bağlayarak resim, video, müzik, resimlerinizi aktarmada kullanabiliyorsunuz. Gerçi çoğunlukla bunu yapanlar resimlerini aktarmak için kullanıyorlar ama bazıları da şarj için kullanıyor. Telefonda şarj sıkıntısı yaşayanlar bilgisayardan şarj etmeye çalışıyorlar. Kulaklıklara baktığımızda Samsung'un kullandığı kulaklıklar yok burada. Samsung'da biliyorsunuz şuralarda bir silikonlarımız bulunmakta. Silikonla ufak kulaklara hitap ediyordu. Yani büyük geniş kulağı olanlar o kulaklıklar düşüyordu. Orada da bir mağduriyet oluyordu. Vodafone Smart Ultra 6 modelinde kulaklığı eski model. Bu kulaklığı hala çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Yapısına baktığımızda aslında şu kulaklığın şurada da Smart 6 veyahut da Vodafone hologramının olması kulaklığın prestijini biraz daha artırabilirdi. Tabi bu benim kendi fikrim. Şöyle girişini denediğimizde. Ya bu arada bu kulaklıkta konuşma da yapabiliyorsunuz. Konuşma olması da gerçekten güzel. Gerçi Bluetooth kulaklık kullanıp özellikle trafikte araç kullananlar Bluetooth kulak kullanmaları gerçekten çok mantıklı. Ya trafik cezasından da kurtuluyor hem de dikkatinin az dağılması çok önemli. Şarj soketinin başlığına baktığımızda ama şu var bunların bozulması mesela şarj soketinin bozulması farklı şarj soketlere yönlendiriyor. Buna çok dikkat edin şarj soketi aldığınızda çünkü bunların amperlerine göre değişkenlik gözükebiliyor. Buna çok dikkat edin. Söyledim ya şarj aleti bozulduğunda şarj sıkıntınız olmaz. Takarsınız ama bir kereliğine iki kereliğine özellikle orijinal şarj soketi almaya özen gösterin. Şarj soket girişine de baktığımızda şöyle. Bunu çoğu insan yaşıyordur ama şöyle normal burada gözükse bile farklı bir ortamlarda hiç dikkat etmeden direkt sokmaya çalışıyor. Girmiyor ama halbuki böyle çevirdiğinde girmiyor. Oluyor. Buna çok dikkat edin. Bu da şarj soketinin bozulması nedenlerinden. Bakın şarj sokete örnek veriyorum şu şekilde giriliyor. Şöyle, şöyle sokmaya çalışanlar var. Tabi biraz bilinçsiz de davrananlar oluyor ama sonuçta şarj soketinin erken bozulmasına neden oluyor. Şekilde gördüğünüz gibi zaten burada ok işaretiyle gözüküyor. Ok işaretimiz şurada. Ok işaretimizi bu şekilde yavaşça çekerken de aynı şekilde şu şekilde çekerken de şöyle daha narin sağa sola böyle hafifçe böyle birden çekenler oluyor. Onlar çok büyük sıkıntı. Yani ne kadar narin çekerseniz öyle sizin için daha uzun ömürlü olacaktır. Kulaklık da aynı şekilde. Kulaklığı tuttuğunuzda şöyle hafifçe birden çekmeyin. Birden çektiğinizde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ama şu metal plastik kasa metal görünümlü bir ürün ama plastik kasa olması bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmeyebilir. Yani sonuçta Casper Via V9 modelinde alüminyum tek kasa kullanmış ısınma hissedilebilirdi. Plastik kasada da zaten onu ilerleyen videolarımızda göstereceğiz. Oyun videoları olsun, kamera çekimleri olsun. Bunlarla alakalı zaten kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Bunu da ekstradan belirteyim. Ayrıca güncel tüm sorularınıza cevap veriyoruz. En hızlı bir şekilde amacımız sizlere yardımcı olmak. Özellikle akıllı cep telefonu almak isteyenlere gerçekten de mümkün mertebede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefonumuz ilk açıldığında Android Power BI hologramını görüyoruz. Ön kamerası bu arada 5 megapikselli bir ön kamerası var. Telefonun alttaki paneli gördünüz mü? Casper Via V9'da da aynı şekilde. Geri tuşu, ana menü, normal daha önce açılan sayfaların açılması. Dokunmatiğine baktığımızda şimdi Casper Via V9 olsun, A3, A5, A7, E5, E7 modellerinde dokunmatik. Ben buna çok dikkat ediyorum şöyle elimle. Hızlı bir şekilde dokunmatik. Bu çok önemli. Bazı kullanıcı diyor ki ben parmağımı basayım dokunmatik öyle açılsın. Bazı kullanıcı diyor ki ben şöyle elimi dokunduğumda kendiliğinden işleme girsin. Bunlar çok önemli. Tabi bu da dokunmatik biraz daha böyle şey ama telefon hızlı algılıyor. 2 GB RAM var telefonda. Telefon hızlı algılaması gerçekten hoş. Telefonu kapattığımızda şöyle baktığımızda telefonda onun özelliklerini açmamız lazım. Telefonumuz açılıyor. Telefon kapalı olduğunda biliyorsun şöyle telefonumuz şu anda telefonu şöyle kapatalım. İki tıklamayla telefonumuz kendine geliyor. Buradan arama için burayı kaldırdığınızda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakalım menülerinde ne varmış bu telefonun.
Gerçekten çok yüklü olarak geliyor. Vodafone TV'de Dexa'dan olduğunu görüyoruz. Vodafone uyarlı. Ama bu telefon için farklı hatların operatörlerini de kullanabilirsiniz. Bunu ekstradan belirteyim. Diğer aklımıza gelen bir şey var. Bu telefonda görüntülü görüşme var mı? Hemen ona dikkat edelim. Çünkü bu çok önemli. Telefonda görüntülü görüşme olmadığını görüyoruz. Bu arada telefonun ekran çözünürlüğünü biraz kısalım. Ekran çözünürlüğü ya da en üst seviyeye getirdiğimizde nasıl bir aydınlatma oluyor? Ona dikkat edelim. Parlaklık düzeyine baktığımızda parlaklık düzeyimiz şu anda en üst seviyede açık. Parlaklık. Ama şu arka fona göre bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Buna ekstradan dikkat edelim. Biz ekran çözünürlüğünü, parlaklık düzeyini kısalım. Şu an en alt seviyeye kıstık. Ayarlardan bakalım Android sürümüne. Zaten 5 nokta oldu. 5.02 Android sürümü olduğunu söylemiştik. Lollipop'umuzun gelmesini bekliyoruz. Lollipop'umuz geldi. Şu panellerin olması gerçekten bu Huawei G7 modelinde de, Axet G7 modelinde de gerçekten çok hoş. Onun kullanıcıları da gerçekten çok memnun. Telefonun kenarlarında soyunma olur mu? Bu da gerçekten çoğu kullanıcı tarafından soruluyor. Samsung Galaxy S4 Mini, S4, Note 2 kullanıcıları. Ama bu biraz daha hızlı soyulacakmış gibi hissi veriyor. Şu arka kapağının plastik olması, telefon yere düştüğünde kırılma gibi durumlar. Ama şuna dikkat edin. Telefona aldığınızı üzerine kırılmaz cam kesinlikle yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Yazdırma seçeneğinin bulunması gerçekten çoğu telefonda artık çoğu kullanıcı bu yazdırma seçeneğini arıyor. Bulunduğunuz bir ortamda ev ortamı olabilir, ofis ortamı olabilir. Herhangi bir ortamda özellikle internet bağlantısı ve yazıcınız olduğunu düşünürsek Wi-Fi bağlantısı üzerinden yazıcınız zaten ya Bluetooth'lu yazıcı ya da Wi-Fi'ye bağlantılı yazıcınız var. Buradan da bağlandığınızda aynı Wi-Fi üzerinden bulduğunuzda telefonda görmüş olduğunuz bir yazıyı yazdırma seçeneğini kullanarak yazdırabiliyorsunuz. Tabi bunun için de uygulamayı yüklemeniz lazım. Uygulamayı yükledikten sonra telefonda herhangi bir açılma görmedik. Neden açılmadı? Biz bir şey mi kapattık acaba? Neyse bunu ilerleyen dönemki videolarımızda daha detaylı incelemelerini yapacağız. Depolama kısmına baktığımızda telefonun 16 GB dahili hafızası olduğunu söylemiştik. Şu anda kullanabilir alan 10,17 GB, yani 10 GB 17 MB gibi olduğunu söyleyebilirim. Toplamanın ekstra belleğine baktığımızda hafıza kartı takıp artırma gerçekten 128 GB'a kadar artırmak güzel. Note 4 de aynı şekildeydi biliyorsunuz telefon ama onun 32 GB hafızası vardı. Sağ alttaki tuşumuz daha önce açılan pencereleri kapatıyor. Bunu da ekstradan belirttim. Evet, telefonumuzun Antutu testini de yapıp bakalım. Tabi bu Antutu testi yapmadan önce biliyorsunuz hep söylüyorum ben çoğu telefon incelemelerimde Wi-Fi bağlantılarına göre bu Antutu test puan sonuçları değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da ekstradan belirteyim. Tabi bu Antutu testini yapmadan önce arka planda çalışan uygulamalarınız varsa kapatmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şu an demiş olduğum gibi Wi-Fi bağlantısına göre değişkenlik gözüküyor. Bunu ekstradan belirteyim. Şu an biraz yavaş ilerleme söz konusu telefonda. Ne diyor? Dalvik performansı test ediliyor. Android sanal makine uygulaması çalışma modunda genel performans temsilidir. Bunu ekstradan belirtmişler. Evet, Antutu testimiz bu şekilde bitti. Detaylara girdiğimizde Vodafone Smart Ultra 6 modelinin Antutu test puan sonucu 25.692. Bunun olduğunu görüyoruz. Tabii bu tekrar söylüyorum. Wi-Fi bağlantısına göre değişkenlik gösterilebiliyor. Telefon 1.5 GHz, 8 çekirdekli, 2 GB RAM ve grafik işlemcisine baktığımızda 1920'ye 1080 çözünürlükte. Depolamasına baktığımızda demiş olduğum gibi 16 GB dahil hafızası var. Bir de bu telefonun LED bildirimi. Şu gördüğümüz menü tuşu
Telefon kapalı olduğunda herhangi bir bildiri, mesaj, mail, sosyal ağdan herhangi bir bildiri geldiğinde şurada görmüş olduğunuz menü tuşu mavi şekilde yanıp yanıp sönüyor. Bu da LED bildirim bu şekilde ekstradan belirtmiş olalım. Bu dokunmatiğin biraz hassaslığı var. Bunu da ekstradan şey yapalım. Bununla tabii bir zaman kaybetmeyelim. Bir de telefonun normal içeriğine baktığımızda telefonun kendi Vodafone altyapılı olduğu için Turkcell'de de biliyorsunuz Turkcell T60 modelinde çoğunlukla Turkcell'in market uygulamaları. Örnek veriyorum burada cep sağlık uygulaması bulunmakta. Vodafone cep sağlık. Bu da sağlığınızla alakalı gerçekten çok faydalı olacak. Bunu da ekstradan kullanım şartları var. Bunu okuz biz hızlı bir şekilde ilerlemek açısından kabul ediyoruz. Neyse bunları geçelim. Messenger'ımız bulunmakta. Self Service, Smart Types, Update, indirme programı. Vodafone TV'miz bulun. Alarmlara baktık. O zaten uygun. Daha böyle farklılığımızı çekici bir özellik var mı? Dosya yöneticisine baktığımızda resimler, videolar, belgeler ekstra dosya çatısı altında bu şekilde gözüktüğü gibi. Atlas uygulama olarak yüklü. Buradan siz kendiniz sayı zaten bu sayı üzerinden ne yazıyor burada? 2 TL. Bu ise ücretsizmiş. Ücretsizi şöyle bir tıklayalım. Bölünmüş coğrafya diyor. Buna ekstradan bakalım. Şu an indirme işlemi oluyor. İndirmeyi şekilde gördüğünüz gibi. Şu an kaçıncı sayıymış? 260 Şubat 2015. Bunu ücretsiz olarak indirdik biz. Burada tarihi gömmek. Bununla alakalı bir yazısı var. Bu yazılarda bunlar da ekstradan okurlar için gerçekten güzel. Hem resimleri paylaşmışlar hem de bunlarla alakalı yazıların olması gerçekten güzel. Bunun takipçileri de farklı tabi. Ama ücret isterse 2 TL ücreti var. Onu ekstradan indirebiliyorsunuz. Başka telefonda çoğu zaten sosyal ağ uygulaması otomatik yüklü gelmiş. Ama WhatsApp yok mesela. WhatsApp'ı Google Play'den siz kendiniz ücretsiz indirebiliyorsunuz. Twitter, Swarm, YouTube zaten otomatik olarak yüklü. Rehber moduna baktığımızda profil ayarlama ama görüntülü görüşme dediğim gibi farklı uygulamalar örnek veriyorum Tango, Skype'i uygulamalarını yükleyip sizler de aynı şekilde görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Telefonumuzun biraz şöyle sesini açtığımızda iPhone 6, iPhone 6 Plus kullanıcılarına bu telefonu sorduğumuzda ellerine ilk aldıklarında gerçekten bir mutsuzluk verildi. Çünkü ekran çözünürlüklerine baktığımızda ama fiyat performans iPhone 6 Plus'la bunu kıyaslamasını yaptığımızda hemen hemen yani bu telefondan yaklaşık olarak kaç tane alabiliriz? Bunun şu anda satış fiyatı 899 900 TL. Yani 3000 lira üzerinden hesapladık. 3-4 tane bu telefondan alabiliyor. Yani onu kullanan bu çok çok fark gerçekten ama bu 1000 TL altında şu an piyasada alınabilecek akıllı cep telefonlar arasında Samsung Galaxy E5 modeli varıyorsunuz. O da gerçekten 1000 TL altında performansı üstün özelliklere sahip bir akıllı cep telefonu. Vodafone'un tarife ek olarak vermesi biraz daha hesaplı. Karlı geliyor. Özellikle akıllı cep telefonu alıcılar için gerçekten ideal bir durum söz konusu burada. Yani dersiniz Turkcell T60 mı? Vodafone Smart 6 mı? Dediğinizde telefonlarda şöyle bir detaylı incelemesiyle normal aklınıza takılabilecek diğer özelliklere baktığınızda ikisi de 8 çekirdekli. İkisinde de 2 GB RAM var. O telefon Turkcell T60 5 inçken Vodafone Smart 6 modeli 5,5 inç. Telefonun şu an kamerasının alt tarafında ısınma var. Yani bunu elimizde rahatlıkla hissedebiliyoruz bu ısınmayı. Şu an son sesimiz açtık biz bu son sesi. Thank you.
Evet, yarışımızı gördüğünüz gibi birinci olarak bitirdik. Ama telefonun arkasında sol elimizde şöyle baktığımızda gerçekten bir ısınma hissettik. Ama normaldir bu ısınmanın olması. Şu grup, şurası. Altta bir ısınma, şu grupta ısınma var. Şu grupta. Hissedebiliyoruz yani. Vodafone'un telefonu Vodafone Smart 6 akıllı cep telefonunun tanıtımını bu şekilde yaptık. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarının incelemesini kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Ve son olarak en güncel akıllı cep telefonuyla alakalı sorularınızı konuyla alakalı videoların altına yazarsanız hızlı bir şekilde cevap veririz. Bizim burada amacımız sizlere yardımcı olmak. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Şimdilik hoşça kalın.